55 yaşına kadar canını dişine takıp çalışmış. Pastacı çıraklığıyla atıldığı hayata pastane sahibi olarak devam etmiş, yetenekleri, becerisi sayesinde Türkiye'nin en sevilen, en ünlü pastanesinin de sahibi olmuş. Bu haliyle servetine servet katmaya başlamış. Bir gün karısına paraları demiş mezara götürecek halimiz yok ya, kendimize yeni ve rahat bir hayat seçelim. Bizim oradaki hemşerilerle konuştum, her şeyi iyice de öğrendim. Kaliforniya'ya gideceğiz. Kazandığım para bize ömrümüzün sonuna kadar yeter. Çocuklar da güzel üniversitelerde böylece okumuş olurlar demiş. Temel böylece hanımıyla da konuştuktan sonra neyi var neyi yok satıp savmış, paralarını dolara çevirmiş, yaklaşık 1 milyon dolar parası olmuş. Karısını almış yanına, çocuklarını almış yanına, binmiş uçağa. Bir gün Los Angeles'a uçmuşlar. Uçsuz bucaksız Nevada çölleri üzerinde uçarken motorda bir arıza meydana gelmiş, Las Vegas'a zorunlu iniş yapmak zorunda kalmışlar. Uçak şirketinin görevlileri de buranın en lüks otelinde şirketimizin misafiri olarak kalacaksınız demiş yolculara. Yalnız bu şehrin Las Vegas olduğunu sakın ama sakın unutmayın. Kumar oynarsanız eğer kendi hesabınıza diye uyarmayı da ihmal etmemiş. Kumar mı diye sormuş Temel. Ve karısına dönüp kumardan kazanmayı düşünen kişi kafasını yemiş olmalı. Aklını peynir ekmekle yemiş olmalı. Allah göstermesin, Allah bizi muhafaza etsin demiş. Ama bir kere olsun şansını deneyebilmek için rulete 500 dolarlık bir fiş atmaktan da kendini alamamış. Arkası çorap söküğü gibi gelmiş sonrasında. Temel her şeyini ama her şeyini işte o 500 dolarla başladığı rulet masasında bırakıvermiş. Rulet başında nefes almadan geçirdiği saatler sırasında fena halde de sıkıştığını hissetmiş. Hızla tuvalete koşmuş. Ancak tuvalet kapıları otomatik, 25 centlik bozuk para atılınca ancak açılıyor. Oysa temelde metelik kalmamış. Sıkıntı içinde dolanırken oradan geçen biri avucuna bir tane 25 centlik bırakıvermiş. Bu konularda tecrübeli olduğu için Temel'in başına gelenleri hemen anlamış. Temel çok demiş iyi bir insansınız. Bu iyiliğinizi hayat boyu da unutmayacağım. Bana lütfen kartınızı verin. Bu borcumu daha sonra size ödeyeceğim demiş. Kartı almış, atmış cebine. Tuvalete döndüğünde kapıyı açık bulmuş Temel. İçeri girmiş, işini bitirmiş, rahatlamış bir şekilde dışarı çıkmış, kumar oynanan salonlara girmiş. Elinde sadece bir tane 25 centlik var. Karşısına tek kollu canavar adındaki o kumar makinesi çıkmış. Parayı deliğe atmış, kolu çekmiş, birden bir şangırtı, makine boşalmış adeta. Temel bir kova dolusu neredeyse 25 centlik kazanmış. Bunları fişe çevirmiş, rulet masasına geri dönmüş. Bundan sonrası tam bir peri masalı. 2 saat içinde tam 2 milyon dolar para almış. 2 ay sonra yeni Kaliforniyalı Temel boş oturmanın kendisine göre bir iş olmadığını fark etmiş. Elinden gelen tek iş tabii pastacılık yapmak. Parası da var. Bir tane pastane açmış. Pastalar öylesine tutulmuş, öylesine tutulmuş ki Temel pastaneleri önce Los Angeles'a sonra da Kaliforniya'ya, nihayetinde de bütün Amerika'ya yayılmış. Birkaç yıl sonra Temel Amerika'nın en zengin adamlarından biri olup çıkıvermiş. Temel pastanelerinin 10. yılı dolayısıyla büyük bir gece düzenlenmiş. Şirketin en gözde elemanları ile ünlü misafirler yemekte bir araya gelmişler. Temel yemeğin sonunda konuşma yapmak için kürsüye çıkmış ve başına gelenleri bir bir anlatmış misafirlere. İşte demiş, bütün bu başarıyı ve serveti
bir tek kişiye borçluyum. O kişiyi bulana kadar, işte size söz veriyorum, gerekirse Amerika'daki her taşın altına bakacağım. Şirketin genel müdürü, Temel sahnede konuşurken sormuş. Ama demiş Temel Bey, size 25 cent borç veren adamın kartını aldığınızı söylemiştiniz. Adı, adresi sizde olmalı, kartın üstünde yazıyordur deyince, bana demiş 25 cent veren umurumda bile değil. Ben tuvaletin kapısını açık bırakan adamı arıyorum. Tuvaletin kapısını açık bırakan adam. Hoşça kalın.